Merhaba gençler dershane burada hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle cümlenin öğelerinin hem çıkmış sorularına bakacağız hem de alıştırmalar yapacağız. Önce alıştırmalar yapacağız. Bakalım nasıldı cümlenin öğeleri bir hatırlayacağız. En son çıkmış sorulara bakacağız. Çıkmış soruları çözmeye çalışacağız. Şimdi önce cümlenin öğelerini bir hatırlayalım. Bu cümlenin öğelerinde son sayfamızda son cümlenin öğeleri videosunda son sayfada yer alan bir hatırlatmaydı. Bu hatırlatmadan bir bakalım tekrar hatırlayalım bakalım neydi? Siz de böyle ders çalışırken test çözeceğiniz zaman önce konuyu kısaca bir tekrar edin. Şimdi bakalım. Örnek cümlemize bakalım. Samet elindeki kar topunu arkadaşlarına hızlıca fırlattı. Fırlattı burada bizim yüklemimiz. Yüklem neydi? Yapılan iş veya oluş. Cümledeki yapılan iş veya oluş yüklemdir. Fırlattı yüklem. Biz şimdi ne yapıyorduk cümlenin öğelerini bulurken? Yükleme tek tek sorular soruyorduk. Mesela ne soruyorduk? Fırlattı. Fırlatan kim? Fırlatan kim? Samet. Samet bizim öznemiz. Yüklemdeki işi yapan kişi öznedir. Özneyi bulduk Samet. Şimdi neyi fırlattı? Samet neyi fırlattı? Elindeki kar topunu fırlattı. Neyi diye sorduğumuz için neyi sorusu, neyin sorusuydu? Belirtili nesnenin sorusuydu. Yani elindeki kar topunu belirtili nesne. Nereye fırlattı? yön soruyoruz artık. Nereye fırlattı? Arkadaşlarına fırlattı. Nereye sorusunun cevap, nereye sorusu, neyin sorusuydu? Dolaylı tümlecin sorusuydu. Cevabı da işte arkadaşlarına, arkadaşlarına bizim dolaylı tümlecimizmiş. Nasıl fırlattı? Bu da durum sorusuydu. Yani zarf tümlecinin sorusuydu. Nasıl da? Nasıl fırlatmış? Hızlıca fırlatmış. Bu da bu cümledeki bizim zarf tümlecimiz. Bir böyle hatırladıysak artık yavaş yavaş alıştırmalara geçelim. Cümlenin öğelerini ve vurgulanmış öğeyi bulalım. Vurgu da bildiğiniz gibi cümlenin öğelerinin içinde bulunan bir konu vurguyu da sorabiliyorlar. Bu alıştırmaları önce siz kendiniz yapmaya çalışın. Ondan sonra ben zaten hepsini tek tek çözeceğim. Şu an videoyu durdurun ve kendiniz yapmaya çalışın bakalım. Eğer yaptıysanız şimdi ben yapacağım. Bakalım şimdi bana gerçekten çok şey kattı. Buradaki yapılan iş ne? Kattı. Kattı yüklem. Katan kim? O. Değil mi? Gizli öznemiz. Kime kattı? Bana kattı dolaylı tümleç. Ne kattı? Gerçekten çok şey kattı. Neydi bu da? Belirtisiz nesne. Şimdi peki bu cümledeki vurgu ne? Vurgu nerede olurdu? Fiil cümlelerinde yüklemden bir önceki öğe olurdu. İsim cümlelerinde ise yüklemin kendisi olurdu. Burada yüklemden bir önceki öge neymiş? Belirtisiz nesneymiş. Vurgumuzda belirtisiz nesne burada. Devam edelim alıştırmalarla. Daha sonra bir esnaf lokantasında siparişleri götüren eleman olarak çalıştım. Çalıştığım yüklem. Çalışan kim? Ben. Gizli öznemiz. Peki ne zaman çalıştım? Daha sonra çalıştım. Ne zaman neydi? Zarf tümlecenin sorusuydu. Nerede çalıştım? Bir esnaf lokantasında çalıştım. Dolaylı tümleç. Ne, nasıl çalıştım? Siparişleri götüren eleman olarak çalıştım. Bu da bizim zarf tümlecimiz. Cümlenin öğelerini çalışırken şunu asla unutmayın. Cümledeki her şeyi ara söz hariç her şeyi bir soruyla bulabilmemiz ya yani sorular itibariyle bulabilmemiz gerekiyor. Eğer bulamadığınız bir şey çıkarsa demek ki diğer öğeleri yanlış ayırmışsınız demektir. Peki bu cümlede vurgu ne? Yüklemden bir önceki bu da bir fiil cümlesi çünkü yüklemden bir önceki yani neymiş? Bu cümlede zarf tümleci vurgulanmıştır. Hadi devam edelim. Burada zamanın önemini öğrendim. Öğrendim yüklem. Öğrenen kim? Ben. Neden? Birinci teki şahısla çekimlenmiş çünkü. Ben ne öğrendim? Zamanın önemini öğrendim. Bu neydi? Belirtisiz nesne. Nerede öğrendim? Burada öğrendim. Dolaylı tümleç. O zaman devam ediyoruz. Şu an iyi kitaplar yazmamı, gençlik yıllarımda harçlığımı çıkarmak için çalışmama bağlıyorum. Bağlıyorum yüklem. Bağlayan kim? Ben. Yine gizli özne. Ben. Aa, nereye bağlıyorum? Gençlik yıllarımda harçlığımı çıkarmak için çalışmama bağlıyorum. Değil mi? Birleşik. Yani bu neydi? Dolaylı tümleç. Neyi bağlıyorum? Şu an iyi kitaplar yazmamı. Hop. Bunu da aldık. Neyi diye sorduğumuz için iyi halinde neyi diye sorduğumuz için belirtili nesne. Peki vurgu burada hangi öğe vurgulanmıştır? Burada da dolaylı tümleç vurgulanmıştır. Çünkü yüklemden bir önceki öğe. Yukarıdaki cümledeki vurguyu bulmamışız. Yüklemden bir önce köye. o da neydi? Belirtisiz nesne vurgulanmış yukarıdaki cümlede de. O zaman devam edelim. Önce babam beni bir marangozun yanına vermişti. Vermişti. Yüklem. Veren kim? Babam. Değil mi? Özne. Ne zaman vermişti? Nasıl vermişti? Önce. Zarf. Tümlece. Kimi vermişti? Beni. Yani bu da ne? Belirtisiz nesne. Nereye vermişti? Bir marangozun yanına vermişti. Nereye demiştik yani? Dolaylı tümleç. Peki burada da vurgulanan öğe hangisi? Yüklemden bir önceki öğe, yani dolaylı tümleç vurgulanmış. O zaman devam edelim. O marangozhanede ellerimizin sihrini ve yaratabilme gücünü öğrendim. Öğrendim yüklem. Öğrenen kim? Ben. Gizli öznemiz. Neyi öğrendim? Ellerimizin sihrini ve yaratabilme gücünü öğrendim. Neyi diye sormuştuk. Neydi? Belirtili nesne. Nerede öğrendim? o marangoz hanede yani dolaylı tümleç. İşte bu kadar bulması, cümlenin öğelerini bulması bu kadar kolay gençler. Alıştırmaları yaptığımıza göre test sorusuyla devam edelim. Önce bir örnek soru. Cümlenin temel öğren, öğelerinden olan özneyi tespit etmek için yükleme en kim, en ne şeklinde sorular sorulur. Şimdi Özneyi bulmak için direkt ne ve kim diye soru sormayın. Bunu nesne ile karıştırabilirsiniz. Mesela yapmak fiili varsa yapan kim, yapan ne diye sorun ki soruları özneyi karıştırmayın. Nesne ile özneyi karıştırmayın. Devam edelim. Şeklinde sorular sorulur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne doğru belirtilmiştir? Bir bakalım. Demek ki özneyi yanlış ayırmışlar. Biz doğrusunu bulacağız. Bitmek bilmeyen bir azimle çalışan çocuk sonunda amacına ulaştı. Ulaştı yüklem. Ulaşan kim? Bitmek bilmeyen bir azimle çalışan çocuk. Özneyi bulduk. Peki. Amacına ulaştı demiş. E, sonunda amacına ulaştı. Nasıl ulaştı? Ne zaman ulaştı? Sonunda ne, nasıl ulaştı? Sonunda e, neye ulaştı? Amacına. Bu da dolaylı tümleç. Yani yanlış ayrılmış burada. O zaman e, doğru belirtilmiş demiş. O yüzden Adana değil. Bizim evin en önemli eşyası çaydanlıktır. Şimdi çaydanlıktır yüklem. Çaydanlıktır demiş. Bizim evin en önemli eşyası çaydanlıktır. Burada ne olması gerekiyor? Çaydanlık olan ne? Bizim evin en önemli eşyası beraber olması lazım. Yani burada en önemli eşyası demek bizim evin en önemli eşyası beraber olması gerekiyordu. O yüzden B de değil. Bizim mahallede oturan Mahmut sınav, e, sınavlarının hepsinden 100 almış. Almış yüklem. Alan kim? Bizim mahallede oturan Mahmut. Beraber olması gerekiyor. Neden bunların beraber olması gerekiyor? Çünkü tamlamaları ayırmıyorduk cümlenin öğelerini bulurken. E, bunda beraber olması gerekiyor. Mahmut'u burada tek başına almış. O zaman Ceyhan da değil. Hırsla ve azimle çalışmalarını devam eden bilim adamları koronavirüs aşısını buldu. Buldu yüklem. Bulan kim? Hırsla ve azimle çalışmanın devam eden bilim adamları. Bunların hepsi beraber. Ya hocam biz peki bunları bulamıyoruz. Ee, özne. Yani bu deniz ışıkımız burada doğru. Doğru ayırmış özneyi. Peki şunu diyebilirsiniz. Ya hocam biz bu kadar uzun özneleri ya da öğeleri tek seferde bulamıyoruz. Ne yapacağız? O zaman geri doğru gitme metodunu uygulayacaksınız. O da şu. Şimdi buldu yüklem. Bulan kim? Burada kimi görüyorsunuz? Bilim adamlarını önce gördünüz. Bilim adamları dediniz. Ondan sonra devam eden bilim adamları. Şimdi eden. Burada bir en var. Yani bu bir nedir? Devam eden e, sıfat fiil. Yani bu bir sıfat. Bilim adamlarının sıfatı. Biz ne yapıyoruz? Tamlamaları ayırmıyoruz. Sıfat tamlamaları da buna dahil. Devam eden bilim adamları. Kalemi de düşürdük. Devam eden bilim adamları... Çalışmalarına devam eden bilim adamları, azimle çalışmalarına devam eden bilim adamları, hırsla ve azimle çalışmalarına devam eden bilim adamları. Eğer ki anlam bütünlüğünü koruyorsa anlam bütünlüğü bozulana kadar geriye gitmeye devam edeceğiz. Kelimeleri eklemeye devam edeceğiz. Bu metotla bütün ee, öğeleri doğru bulacaksınızdır. Peki öv cümlelerde hangi öğe vurgulanmıştır? Hemen bakalım. Yüklem A'da ne demiştik? Ulaştı yüklem demiştik. Neye ulaştı amacına? Burada dolaylı tümleç. Yüklemden önceki öğe. Çünkü bu bir fiil cümlesi. Çaydanlıktır demiş burada. Çaydanlıktır burada. Yüklem ama bu bir isim cümlesi. Yani vurgulanmış olan ö e, yüklem. Çaydanlıktır vurgulanmış burada. Aşağıdan devam edelim. C şıkkından almış yüklem. Ne almış? 100 almış. Şimdi ne almış? Sınavlarının hepsinden 100 almış hatta bu beraber. Ne almış dedik? Yani belirtili, belirtisiz. Nesne, belirtili, belirtisiz benim de kafam karıştı ya sonunda. Denizli'ye bakalım. Koronavirüs aşısını buldu. Buldu yüklem demiştik. Neyi buldu? Koronavirüs aşısını. Neyi demiştik? Yani belirtili nesne. Burada da vurgulanmış olan öe bu. Aslında zor değil ama kafa karıştırıcı olabiliyor. Çok fazla test çözerek, çok fazla soru çözerek bunun üstesinden gelebilirsiniz. Evet özgün bir soruyla devam edelim. Ne demiş? Masasında ödevlerini yaparken uyuyakalmış. Uyuyakalmış. Yüklemimiz. Nerede uyuyakalmış? Masasında uyuyakalmış. Dolaylı tümleş. Nasıl uyuyakalmış? kalmış? ödevlerini yaparken Uya kalmış zar tümleci E hocam burada ödevlerin var Neyi uyuya yani ödevlerini var bu belirtili nesne olmaz mı e deneyelim bakalım Neyi uyuya kalmış ödevlerine olur mu olmaz yani e, biz sorulara tam cevapları vermemiz gerekiyor sırf böyle ödevlerini iyi haline diye gördük diye biz buna belirtili nesne diyemeyiz Yukarıdaki e, cümlenin öğelerini bulduk şimdi bize ne demiş? Yukarıdaki cümlenin öğe dizilimi olarak özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz soru çok fazla karşınıza çıkacak. Hatta LGS'de bile bu şekilde çıkabilir. Önce cümlenin öğeleriyle ilgili size bir bilgi verir. Ve ondan sonra işte öğe olarak özdeşi, öğe dizilimi olarak özdeşi aşağıdakilerden hangisi diyebilir. Bakalım şimdi aşağıdaki cümlelerin öğelerini tek tek bulalım. Bahçeye çiçekleri aralıklarla diktim. Diktim, yüklem. E, nereye diktim? bahçeye dolaylı tümleç. Neyi diktim? Çiçekleri. Nesne. N nasıl diktim? Aralıklarla. Zarf. Tümleci. Şimdi baktık. Burada çiçek, burada dolaylı tümleç. Nesne, zarf, tümleci yüklem var. Yukarıdakiyle aynı mı? Değil. O zaman eledik. Hemen devam edelim. Sonu bilinmeyen yollarda hızlı fakat temkinli hareket etmeliyiz. Etmeliyiz. Temkinli hareket etmeliyiz. Şimdi burada diyelim. Şimdi çok güzel aslında. Ne etmeliyiz? Hareket etmek. Mesela birleşik bir e, fiil. Peki biz bu birleşik fiilleri nasıl bulacağız? Sonu bilinmeyen yollarda hızlı fakat temkinli dedik. Birleşik fiiller yani şunu ayırt edebilmemiz için bir taktiğimiz var. Ne var? Hemen e, bunun yerine farklı bir yüklem koymamız gerekiyor. Farklı bir yüklem koyduğumuz zaman hangilerini çıkarıyorsak mesela sonu bilinmeyen yollarda hızlı fakat temkinli koşmalıyız. Koşmalıyız dediğimiz zaman ikisini beraber mi çıkardık? Evet, o zaman bu fiil yüklem beraber. Şimdi hareket etmeliyiz yüklem. Nerede hareket etmeliyiz? Sonu bilinmeyen yollarda. Ne oldu bu? Dolaylı tümleş oldu. Şöyle çıkardım. Dolaylı tümleş oldu. Nasıl hareket etmeliyiz? Hızlı fakat temkinli hareket etmeliyiz. Zarf tümleci oldu. Dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklem oldu mu? E oldu. Yukarıdaki ile aynı özdeş yani cevabımız Bursa. Eğer ki bileşik fiilleri nasıl bulduğumu anlamadıysanız tekrar biraz geri sarıp bir bakabilirsiniz yerine farklı bir yüklem, farklı bir fiil koymaya çalışıyoruz. Neleri çıkardıysak beraber onlar demek ki birleşikmiş. O zaman devam edelim. Bu cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Çok da güzel bir soru. Yazar doğup büyüdü coğrafyada yaşananlı, yaşananları canlı bir atmosfer içinde anlatmış. Anlatmış yüklem. Anlatan kim? Yazar. Özne. Doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları neye anlatmış? Doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları anlatmış. Ne yani? Belirtili nesne. Şöyle Nesne diyelim. Nesne. Nasıl anlatmış? Canlı bir atmosfer içinde anlatmış. Değil mi? Canlı bir atmosfer içinde. Nasıl anlatmış? Canlı bir atmosfer içinde. Peki özne nesne? Zarf tümleci. Nerede var bu? Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem. Bursa bizim doğru cevabımız demek ki. O zaman devam ediyoruz. Numara almış cümlelerden hangilerinin öğe dizilişi aynıdır? Hepsinin öğelerini bulacağız tek tek. Ondan sonra da soruyu cevaplayacağız. Ayın atmosferi, gündüz vakti mavi gözükür. Gözükür, yüklem. Gözüken ne? Ayın atmosferi öznemiz. Ee, ne zaman gözükür? Gündüz vakti gözükür. Zarf tümleci. Nasıl gözükür? Mavi gözükür. Zarf tümleci. Şimdi 2 ile devam edelim. Uluslararası Tenis Federasyonu her sene 4 büyük tenis turnuvası düzenliyor. Düzenliyor yüklem. Düzenleyen kim? Uluslararası Tenis Federasyonu ne oldu bu bizim öznemiz oldu ne zaman her sene zarf tümleci ne düzenliyor 4 büyük tenis turnuvası düzenliyor burada nesnemiz yani ne oldu özne zarf tümleci nesne yüklem sırasında Mısırlılar keo süredin piramidini yaparken 2.5 milyon parça taş kullanmıştır kullanmıştır yüklem. Kullanan kim? Mısırlılar. Bu öznemiz. Çıkaralım. Özne. Ne kullan ne zaman kullanmıştır? Keops piramidini yaparken kullanmıştır. E, bu ne oldu? Zarf tümlecimiz oldu. Yazamıyorum biraz küçük. 2,5 milyon parça ne kullanmış? 2,5 milyon parça taş. Ne oldu? Nesne. Yani özne nes, özne zarf tümleci, nesne yüklem. Özne zarf tümleci, nesne yüklem. Hmm, iki, ne oldu? 2 ile 3 aynı dizilişe sahipmiş. O zaman 2 ve 3. Evet işte bu kadar. 2016'nın çıkmış sorusu bu da. Çıkmış sorular ne demiştik? Çıkmış soru kolay sorudur. Şimdi 2017 sorusuyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır? Bakalım vurguyu nasıl buluyorduk biz? Yüklemden bir önceki öğeydi. Fiil cümlelerinde, isim cümlelerinde ise nasıldı? Yüklemin kendisiydi. Bakalım söyleyecek sözü kalmayınca e, kimseye elveda demeden uzaklaştı. Uzaklaştı yüklem. Nasıl uzaklaştı? Kimseye elveda demeden. Zarf cümleci burada vurgulanan ne? Zarf tümleci yani aşıkımız doğru değil. Başımı yastığa her koyduğumda güzel hayaller düşünceme uğrar. Uğrar yüklem. Nereye uğrar? Düşünceme uğrar. Yani burada dolaylı tümleç vurgulanmış. Doğru şıkkımız aslında Bursa. Ama devam edelim diye aşkları da bakalım. Güneş batıp akşam olunca evin yolunu kaybettiğimizi anladık. Anladık yüklem. Neyi anladık? Evin yolunu kaybettiğimizi anladık. Neyi neydi? Nesneydi. Burada nesne vurgulanmış. Yalnızlığı seven insanlara bu şehir huzur veriyor. Huzur veriyor yüklem. E, huzur veren ne? Bu şehir. Yani özne. Burada da özne vurgulanmış. Yani cevabımız Bursa. Hemen devam ediyoruz. 2020'nin çıkmış sorusu taptaze soru. Bakalım. Önce soruyu okuyalım. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde altı çizili öe cümlenin öznesidir? Yani burada özneyi doğru bulmamızı istiyor bizden. Özne ile ilgili bilgi vermiş yukarıda. Biz de bizim özneyi bulmamızı istiyor. Doğru şekilde. Bakalım. Pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalları rengarenk bir kelebeği ağırlıyordu. Ağırlıyordu o yüklem. Ağırlayan kim? Pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalları. Hmm, burada doğru verilmiş aslında. Evet burada özne doğru. Yani cevabımız Adana. Ama biz gene de diğer da bakalım neden yanlış diğerleri. Sağlı sollu ırmaklar kasabedeki doğuya meyilli sokakları canlandırmıştı. Canlandırmıştı yüklem. Canlandıran ne? Sağlı sollu ırmaklar. Buradaki özlemi sağlı sollu ırmaklar. O yüzden Bursa değil. İlkbahar rüzgarı ile neşelenen martılar sessizliğe bürünen sokağı çınlatıyordu. Çınlatıyordu yüklem. Çınlatan ne? İlkbahar rüzgarı ile neşelenen martılar. Değil mi? Çınlatma işini onlar yapıyor. Bağırıyorlar, ses çıkarıyorlar. Martıların çıkardığı sesler var. Bu seslerle çınlatıyorlar. E bu işi martılar yapıyor. Martılın sıfatlarıyla beraber aldık. Özlemiz burada. İlk bahar rüzgarıyla neşelenen martılar. O yüzden Ceyhan'da değil. Derme çatma kır bahçesini genç bir dut ağacının gölgesi koruyordu. Koruyordu yüklem. Koruyan ne? Genç bir dut ağacının gölgesi koruma işini yapan ne? Genç bir dut ağacının gölgesi koruyormuş. Neyi koruyormuş? Derme çatma kır bahçesini. Burada nesneyi altını çizmiş. Aslında özne genç bir dut ağacının gölgesi. Evet gençler cümlede öğeler cümlenin öğelerinde alıştırmalar yaptık. Önce bir tekrar ettik. Alıştırmalar yaptık. Alıştırmalar yaptıktan sonra da çıkmış soruları tek tek çözdük çok fazla çıkmış soru olmadığı için birazcık alıştırmalar yaptık önce. Siz de eğer cümlenin öğelerinde zorlanıyorsanız dediğim gibi önce videolarımızı tekrar tekrar izleyin. Sonra da bu şekilde alıştırmalar yapın. En sonunda testleri çözün. Bugünlük bizden bu kadar gençler. Görüşürüz.